Merhabalar. Bugün Koru Ankara Hastanesi'nden gerçekleştirdiğimiz yayınımızda konuğumuz kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Özkan. Mustafa hocamızla beraber bugün kalp sağlığını konuşacağız. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hocam kalp sağlığını, kalp hastalıklarını konuşmadan önce kalbin görevinden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Kalbi de getirdim ki büyüklüğünün ne kadar olduğunu görmek için. İyi yapmışsınız. Kalbimiz yaklaşık 400-500 gram ağırlığında, kişinin yumruğu kadar yaklaşık. Göğüs kafesinin arkasına yerleşmiş bir organımızdır. 24 saat çalışır. Efendim, dakikada 5-20 litre arasında kan pompalayabilir. Görevi, vücudumuzda 100 trilyona yakın hücre var. Onlara oksijen ve besin göndermek. Efendime söyleyeyim. Bir de oksijen venöz kanı, üst ekstremitelerden, ayaklardan gelen venöz kanı akciğerlere göndererek onun oksijenlenmesini sağlamak. Demek ki venöz kanı akciğerlere oksijen almak için gönderiyor. Oksijenlenmiş kanı da, temiz kan dediğimiz kanı da bütün vücuda hücrelerin ihtiyaçları doğrultusunda göndermektir. Kalbin 24 saatte yaklaşık pompaladığı kan miktarı 8000 litredir. Ve duraksız çalışır. Görevi 100 sene sağlıkla, huzurla devam ettirebilmektedir. İnşallah. Eğer hastalıkları olmazsa. Peki hastalıklar demişken hocam, kalbin, biz biraz önce sohbet ederken de konuştuk. Birçok çeşit var hastalık olarak, kalp hastalıkları. Onları biraz başlık olarak bahsedebilir misiniz? Tabii, kalbin hastalıklarını başlamadan önce kalbin bölümlerinin çalışma fonksiyonlarını anlatayım. Kalbin nesi var? Bir, kasları var. Kalp kası ile ilgili hastalıklar olabilmektedir. İkincisi, dört boşluklu kalp. Kalbin kapakları var, dört tane. Onların darlığı ve yetmezliği ile ilgili hastalıkları olabilmektedir. Kalbi besleyen damarlar var. Onların daralması, tıkanması ile ilgili hastalıklar olabilmektedir. Efendim, kalbin elektrikli sistemi var. 24 saat elektrik bir düzen içerisinde çalışıyor. Elektrik devrelerindeki arızalardan dolayı hastalıklar olabilmektedir. Ayrıca diğer organların hastalıkları da kalbi etkileyebilmektedir. Boynumuzda tiroid bez var. Onun hastalıkları da etkileyebilmekte. Kan hastalıkları kalbimizi etkileyebilmektedir. Kabaca demek ki kalp hastalıkları geniş bir spektrumla alakalı. Kapak hastalıkları, kalbi besleyen damarlara koroner arterler diyoruz. Koroner arter hastalıkları, ileti sistem hastalıkları, kalp yetmezliği, kasıyla ilgili hastalıklar olabilir. Ayrıca doğuştan konjantel dediğimiz kalp hastalıkları olabilir. Kalpte delikler olabilir. Genetik hastalıklar olabilir. Demek ki kalp hastalıkları geniş bir spektrum. Ama halk arasında gördüğümüz, bütün dünyada da en fazla ölüme neden olan kalp hastalıkları, kalbi besleyen damarların daralması, tıkanması sonucu oluşmaktadır. Onlara da koroner arter hastalıkları diyoruz. Peki hocam, kalp hastalıkları için risk faktörlerini sayacak olsak birden çok faktör var. Bunlardan neleri sayabiliriz? Tabii kalp hastalıkları için risk faktörleri dediğimizde gene ilk anlaşılan koroner arter hastalıklarından bahsediyoruz. Onlar için risk faktörleri, bütün ölümlerin yaklaşık %40'ı kalp hastalıklarından dolayı olmakta, koroner arter hastalıklarından olmakta. Bunun ikinci, daha az bir oran ise inmeden, felçlerden dolayı olabilmektedir. Yani ağırlık, kalp ve damar hastalıkları bütün dünyada, ileri toplumlarda, zengin toplumlarda, gelişmiş ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde ön sırayı teşkil etmektedir. Bunlar için ana risk faktörleri nelerdir? Yani kalp sağlığını korumak için kişi bu söyleyeceklerime dikkat etmesi gerekir. Birincisi, kalp hastalıkları için en önemli risk faktörü şeker hastalığıdır. Şekerde tip 1, tip 2 diyabet diyoruz. Tabii kişi şeker hastalığını önleyebilmesi için kendi kişisel ne yapabilir? Mutlaka ideal kiloda olması lazım, bir. En az günde yarım saat bir canlı yürüyüş yapması lazım. İşte kiloyu, işte normal mi kilo değil mi nasıl anlıyoruz? Body mass index diye, vücut kitle indeksi diye bir oran var. Vücudun, işte boyumuzun karesinin, kiloyu boyumuzun karesine böldüğümüzde 20-25 arası normal, 25-30 arası fazla kilolu, 30-40 arası obez, 40'tan fazlası da fazla obez diyoruz. Tabii toplum zenginleştikçe, endüstrileştikçe, imkanlar arttıkça
arabasıyla gidiyor. İşte hareket kabiliyeti daha azalıyor. Hı-hı. Kendine ayıracağı zaman aslında daha çok eskiye göre de. Efendim hareket etmeyince de kilo artınca bütün dünyada yaklaşık yani nüfusun %10'u 15'inde kilo fazlalığı mevcuttur. Hı-hı. Kilo fazla olunca kolesterol artıyor. Tip 2 diyabet meydana çıkıyor ve bu da koroner arter hastalıklar için risk grubu. Demek ki bir numara ana riskimiz şeker hastalığı. Hı-hı. İki numara risk hipertansiyon. Hipertansiyona da biz sessiz öldürücü diyoruz. Silent killer diye. Hastanın şikayeti olmayabilir tansiyonu ölçmediği sürece. Eskiden her evde bir derece vardı. Bugün de her evde mutlaka bir tansiyon aletinin olması gerektiğini ben düşünüyorum, inanıyorum. Niye? Çünkü tansiyonu ölçmeden tansiyonun yüksek olduğunun farkına varılmıyor. Nedir optimal değerler? Eskiden 140 bölü 90 milimetre civa olarak kabul ediliyor idi. Günümüzde de 130-80 milimetre civanın üstü hipertansiyon olarak kabul ediliyor. Tansiyon ne kadar düşükse kişi daha uzun yaşıyor. Önemli bir risk faktörü 1960'lardan bu tarafa yüksek tansiyonun tedavi edilmesiyle ömür uzamıştır. Bugün en fazla yaşam oranı istatistiklerde Japonya'da bayanlarda 86,5, erkeklerde de 79,5 civarında. Yani tansiyon tedavisiyle ömür uzamıştır. Peki hasta tansiyon olduğunu nasıl anlayacak? Ya da tansiyon şikayeti ne olabilir? Yüksek tansiyon olduğunda baş ağrısı olabilir, ense ağrısı olabilir, sinirlilik olabilir, halsizlik olabilir, nefes darlığı olabilir, işte görme bozuklukları olabilir, ciddi baş ağrılarında kusma bulantı olabilir. Ama tabii bunları tespit etmek için mutlaka hekime gidilip ölçülmesi lazım. Hasta kendi kendine işte bazen hastalardan duyuyorum. Yüksek tansiyon olan hastalar işte sarımsak yiyerek kendilerince tedbirler alarak düşürüldüğünü söylüyor. Ama ilaçlar var yani binlerce hastada denenmiş yan etkisi oldukça az olan efendim tolerabilitesi yüksek olan ilaçlarımız var. Mutlaka hekime gidip ilaç alması gerekir. Bir de şu var, yüksek tansiyonlu hastaya ilaç verildiğinde yani tüm tansiyonlar için iyi gelen ideal bir tane ilacı ben alayım, bütün tansiyonlara iyi gelsin. Böyle bir durum söz konusu değil. Reçete yazılan hastaların tansiyonlarının kontrol altına alınmış miktarı %35-40'larda en iyi düzeyde. Yani her tansiyon ilacı yazdığımız hastanın tansiyonu da istediğimiz düzeye düşmemektedir. Peki nasıl bunu kontrol altına alacağız? Hasta bize gelecek, kontrollerini yaptırarak gerekirse bir ilaç yetmezse ikili üçlü kombinasyonlarımız var. Mutlaka tabii tansiyonun kontrol altında alınması lazım. Tansiyonu da biz ikiye ayırıyoruz. Primer hipertansiyon, sekonder hipertansiyon. Primer dediğimizde sebebi bilinmeyen hipertansiyon. 100 tane hastanın yaklaşık %95'i bu gruba girmektedir. %3'ü 5'i de sekonder hipertansiyon dediğimiz bir nedeni var. Örneğin tiroid bezi az çalışır, çok çalışır, tansiyon yapabilir. Böbrek üstü bezinde adenomlar var. F kromostoma dediğimiz. Efendim böbrek arterlerinde darlıklar var. Gene böbrek üstü bezinde hiperaldosteronizm var. Hipofiz bezinde Cushing sendrom var. İşte aortadan, kalpten aorta çıktıktan sonra döndüğünde kum saat gibi darlık oluyor. Kollarda tansiyon yüksek. Bacaklarda düşük aorta koartasyon dediğimiz sebepler var. Sekonder hipertansiyon tespit edilip de düzeltildiğinde tansiyon normale iniyor. Hı hı. Ama en sık görülen %95'i esansiyel hipertansiyon. Mutlaka kontrol altına alınması lazım. Hekime tabii gidilip kontrol edilecek. İşte hasta bize gelir, bizden heyecanlanır, beyaz gömlek hipertansiyon deriz, yükselir. Evet, olur. Ya da bize geldiğinde normaldir. Ama eve gittiğinde tansiyon yükselebilir. Ona da maskeli hipertansiyon diyoruz. Gene bize geldiğinde normaldir ama gece uykuda yüksektir. Öyle durumu tespit etmek için biz de tansiyon monitörizasyon diye ambulatuvar tansiyon aletini bağlıyoruz. Hasta 24 saat üzerinde taşıyor. Yarım saatte bir, saatte bir tansiyonu ölçüyor. Ona bakarak da hipertansiyon tanısını koyuyoruz. Tansiyon holter diyoruz. Tansiyon holter diyoruz. Demek ki koroner arter hastalıkları risk faktörleri için bir numara şeker hastalığı, iki numara yüksek tansiyon. Üçüncü durumda da kan yağlarının yüksekliği.
kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği, efendim iyi kolesterol düzeyinin düşüklüğü, bu neyle alakalı? Tabii bir numara beslenmeyle alakalı. Tabii genetik faktörler de var. Gene ta Amerika'da 1950'lerden beri yapılan Framingham çalışmaları var. Yüz binlerce hastaya yapılmış. Kolesterol düzeyi ne kadar yüksekse koroner arter hastalıkları bir paralelizm gösteriyor. Onun için kolesterol düzeyini ne kadar düşürdük? Kaç miligram? 200 miligram desilitrenin altında olması lazım. LDL diye bir formül var. LDL eşittir kolesterol eksi HDL eksi trigliserit bölü 5 diye formül var. Bunun da normal insanlarda 130 miligram desilitreden az olması lazım. Koroner arter hastalığı varlığında da bunu hasta diyet tatbik edecek. Eğer diyetle düşmezse ilaçlar veriyoruz. Bunun 65 miligram desilitreden aşağıda olması lazım. Ne kadar bunlara uydu, o kadar koroner arter hastalıkları az. Ne kadar uymadı, direkt olarak, otomatik olarak kalp hastalıkları, koroner arter hastalıkları fazla oluyor. Dördüncü, sigara. Ana risk faktörleri. Sigarada koroner arter hastalıklarını 2-3 kat arttırıyor. Efendim inmeyi, felçleri keza arttırıyor. Akciğer kanserini arttırıyor. Mesane kanserini arttırıyor. Efendim kronik obstrüktif akciğer hastalıkları yapıyor. Pankreas kanserini arttırıyor. Yani sigarayı mutlaka ne yapıp yapıp bırakmak lazım. Gene 1960'lardan beri ileri toplumlarda, zengin toplumlarda, gelir düzeyi yüksek toplumlarda bırakma oranları fazla. Ama gelişmekte ülke olan ülkelerde daha fazla. Tabi zengin ülkeler deyince kimi diyoruz? Kuzey Amerika 1, Avustralya 2, Uzak Doğu, Japonya grubu 3 ve Batı Avrupa 4. Diğerleri orta ve alt gelir düzeyine sahip. Bunlar da hem spora dikkat ediyor. Amerika'da büyük çoğunluk spor yapmaktadır. Batı zengin toplumlarda kendine ayırdığı vakit daha fazla. Sigara bırakma oranları az. Ama Doğu'da, Çin'de, Asya'da hareketsizlik fazla, sigara içme oranları fazla. Ne yapıp yapıp sigarayı bir tane dahi içmemesi gerekiyor. Sadece tabii aktif smoker içenler değil, pasif smoker da sigaranın dörtte birini içiyor. Hı hı. Diyelim bir odada bir kişi 10 tane sigara içmişse, yanındaki arkadaş da onun dörtte birini içmiş oluyor. İşte sigara da işte fiyatlarını arttırarak, public işte insanların kalabalık olduğu bölgelerde, istasyonlarda, tren istasyonunda, metro istasyonunda yasaklayarak, kafelerde, lokantalarda yasaklayarak ideali hiç içmemek ama ne kadar azalttık gene kar kar. Demek ki özetlersek kalp hastalıkları için ana risk faktörleri şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara, bir de hareketsizlik, obezite. Yani mutlaka kişi ideal kiloda olması lazım. Günde en az yarım saat, bir 5000 adım atması lazım. Canlı yürüyüş. Hocam araya giriyorum ama süremizi de efektif kullanmamız lazım. Hmm. Peki başka risk faktörleri var mı kalp hastalıkları için? Kilo fazlalığı dedik, evet. Hareketsizlik dedik. Bir de stres. Yani onu işte önleyemiyoruz. İş ortamında, ev ortamında huzurlu yaşam olması lazım. Onu sağlarsak süper. Peki hocam konu içerisinde tabii bahsettiniz kalp hastalıkları için en çok koroner hastalığı diye ama koroner hastalığının tanımını bir kez daha üstünden geçirir misiniz? Çok kısaca alacak olursak. Koroner hastalığı ne demektir? Koroner hastalığı kalbin iki tane damar var, sağ sol damar diye. Bir tanesi sağ koroner arter, bir tanesi sol koroner arter. Solda iki ayrılıyor. Ön inen dal ve yan dal, sirkumfleks dediğimiz. Bu damarların daralmasına, tıkanmasına biz koroner arter hastalığı diyoruz. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde istatistikler daha sıhhi olduğu için bugün 300 bin kişi ani ölüm olabilmektedir. Kişinin en verimli çağında tam artık ben supervisor oldum, işlerimi yola koydum. Yaşım 35-40'a geldi. İdareci düzümü İdareci durumuna geldim. Kazancım iyi, işte üretimim iyi. Bu çağda beklenmedik bir zamanda ani ölümler olabilmektedir. Bunu yapan da bu kalp damarların daralması, tıkanmasıdır. Dediğimiz risk faktörlerinden dolayı bunlar tıkanmakta, ani ölüm olabilmektedir. Bunları önlemenin tek yolu da kardiyoloğa gidecek. Kontrollerini yaptıracak. Risk faktörleri kontrol altına alınacak. Ama koroner arteri hastalığı var mı yok mu diye onun da tespit edilecek, tedavi olacaktır.
Peki hocam, hastalarımız hangi şikayetlerle size başvuruyor? Kendilerini böyle incelerken çok doktora gitmeyen, sevmeyen bir erkek özellikle hasta grubumuz var. Hangi şikayetler olduğunda size Tabii başvuruyor? erkekte de 45'ten fazla sonra daha fazla, bayanlarda da menopozdan sonra fazla birbirine eşitleniyor. Sigara içenlerde daha fazla. Hastanın kalp hastalığından şikayeti ne olabilir? Göğüs ağrısı atlanmaması gerekiyor. Tabii koroner arter hastalığında göğüs ağrısı göbekten yatay hat çizildiğinde ve alt çeneye kadar kalp kriz ağrısı her tarafa vurabilir. Demek ki koroner arter hastası, kalp hastası hekime göğüs ağrısı ile müracaat edebilir. Başka halsizlik olur, nefes darlığı olur, çarpıntı olur, baş dönmesi olur, göz kararması olabilir, mide bulantısı olabilir. İşte kendini gastrittir, ülserdir, midem ağrıyor zannedebilir ama sağ koroner tıkanmıştır, miyokard infarktüsü geçiriyor olabilir. Sırt ağrısı ve kola vuran Demek ağrı çok soruluyor mesela. İşte göğüs ağrılarının, kalp krizinin %85'inde ağrı, sternum dediğimiz göğüste ve sol kolun iç yüzüne iki parmak arasına yayılan ağrı vurabilir. Ama dediğim gibi sırt ağrısı olabilir, omuz ağrısı olabilir. Geçmişte ben hatırlıyorum, bir hastamız bir haftadır bayan, 45 yaşında banka müdürü, sol omuz ağrısıyla fizik tedavi görüyormuş ama bir hafta sonra geldiğinde kalp krizi olduğu tespit edildi. Ama ani ölüm olabilirdi. Onun için demek ki nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı, kol ağrısı olduğunda mutlaka hekime gitmesi lazım. Şikayetler bunlar olabilir. Peki hastalar size başvurduğunda hangi tanı yöntemlerini kullanıyorsunuz? Tabii hasta bize geldiğinde basamak şeklinde önce en alt basamaktan hastaya hiçbir zarar vermeyen testler yaptırıyoruz. Nedir bizim kalp hastalıklarını ana testlerimiz? Kan testlerinden başka elektrokardiyografi çekiyoruz. Bir, vücuda hiçbir zararı yok. Ekokardiyografi yapıyoruz. Kalbin ultrasound'u. Vücuda hiçbir zararı yok. Akciğer filmi çektiriyoruz. Nefes al tut. Gene kalbin büyüklüğünü bize bilgiler veriyor. Dördüncüsü, şüphelenirsek eforlu EKG yaptırıyoruz. Bantta yürüyerek gizli kalp hastalığı var mı yok mu? Efendim, daha ileri testlerimiz nükleer testler var. Nükleer tıbbın kullandığı, yaptığı talyum perfüzyon sindigrafisi var. Efendim, son zamanlarda 10 yıldır kullandığımız koroner BT anjiyo, CT anjiyo dediğimiz röntgenin yaptığı, damardan 20 saniye ilaç veriyor. Efendim, kalbi, o ilaç kalp damarlarından geçerken filmlerini çekiyor. Kalp damarlarında daralma var mı, tıkanma var mı, kireçlenme var mı, darlık var mı? %95 net olarak gösteriyor. En üst testte bizim yaptığımız koroner anjiyografi, kardiyak kateterizasyon yöntemler var. Teşhiste bunları kullanıyoruz. Peki hocam, özellikle kalp hastaları size başvurduğunda birçok hastalık var tabii. Hepsinin tabii, tedavi tabii. yöntemi farklı ama belli başlarını sayacak olursak neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bize başvuran hastalara da kalp hastalıklarında bir numara koroner arter hastalıkları. Kalp damarlarının daralması, tıkanması. Biz de bunları saydığım testlerle tespit ettikten sonra, anjiyo yaptıktan sonra eğer daralma ciddi ise onlara stent takıyoruz. Tabii onun da kılavuzları var, güncel kılavuzlar var, guideline'lar dediğimiz her sene değişen. Bu hastaya stent mi takalım, bypass'ı mı yaptıralım, ilaç mı verelim? Ona göre bir numara koroner arter hastalıklarında riskleri kontrol altına almak. Yani şekeri kontrol altına almak, tansiyonu kontrol altına almak, kan yağlarını kontrol altına almak, sigarayı bıraktırmak ve diğerleri. Yani kalp hastalığının durumuna göre işte kalp kapağında darlık varsa balondan genişletiyoruz. Kalp kapağında ciddi darlık, yetmezlik varsa işte kapak değişiyor hastanın. Kalp koroner damarlar daraldı, tıkandıysa eğer stente uygunsa stent takarak damarlar genişletip kalbe daha fazla kan gitmesi sağlıyoruz. Bypass'lıksa bypass yaptırıyoruz. İşte ritim bozuklukları varsa ritmi, kalbi yavaş çalışıyor, hızlı çalışıyor, kalbi az çalışıyor. Ona göre piller takılıyor ve eskiye göre kalp hastalıkları uzun yıllar yaşıyor.
Ellerinize Elimizde sağlık de hocam. çok iyi teknolojik imkanlarımız var. Evet, Kore hastanelerinde öyle gerçekten çok alanda uzman hekimlerle beraber hizmet veriyoruz. Hem Kore Ankara hem Kore Sincan Hastanesi'nde. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok Çok teşekkür teşekkür ederiz. ederiz Aslında efendim. günün özetinde sigarayı kesinlikle bırakmaları gerektiğini Sigarayı bütün kesin izleyicinize bırakacak, evet. her zaman siz hastalarınıza da Bir de söylersiniz. kontrolden geçecek. Evet, Bilmez düzenli çünkü, check-up ve geçmeden bilmez. kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızı Kore Ankara Hastanesi'nden gerçekleştirdik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.